Herkese merhabalar. Evet, hepini bir videoyla karşınızdayım. Canlarım, ciğerlerim, hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bu bölümde hep dinozor evcilleştirdik. Eğer bir tık zaman kalırsa deniz canlısı evcilleştirmeye gideceğim. Eğer zaman kalırsa. Golem'i birazcık pineriz. Golem'e binmeden önce bir önceki bölümde Golem'i alıp buraya geldiğimde bir tane silah buldum arkadaşlar. Drop'un içinde. Neredesin? Evet, burada. Bunu üreteceğiz şimdi. 1100 bilmem kaç küsür istiyor. Şimdi bunu üretirsem bu tabi bir vuracak, bir vuracak. Aman Allah'ım olacak. Tabi. Cephaneyi kaldır abi. Bu tüfeği buradan alalım. Pekala. Şimdi gelelim esas meseleye, buna. Hemencik şuradan bir tık metalimiz vardı. Bayağı bir metale ihtiyacımız var bu arada. Odun da lazım. Buradan biraz da odun alalım. İt. Metal külçe gene yetmedi. Şaka yapıyorsun. Gerçekten mi yetmedi? Yok artık. Ciddi ciddi yetmedi lan. Bayağı metal lazım bize ya. Farm yapmamız lazım. Video dışında yapmak istiyorum farmları ama anam babam 50, 20 tane daha lazım. Abi 20 tane yok mu ya? Hiçbir yerde metal. Koymadık biz metal etrafı sağa sola ya. Vay arkadaş. Şimdi metal olması problem değil de bizim için problem şu an bu. Sera sistemini yapmak istiyorum ben de. Bir. Tek katlı, Allah. Tek katlı da olsa olur, fark etmez. Kardeşim, kızdırıyorsun beni. Buraya, heh, şöyle. Tamam. Tamam abi. Bir böyle. Bir böyle. Bir de böyle. Tamam, girişi buradan yaparız. Bir onun üstüne. Bir. Yani çapraz olsun. İki tane kaldı. Birini oraya koyacağız. Okey. Bu iş tamam. Tamam, 20 tane metal gelmiş miydim acaba? 4 8 12 Bu tüfeği yapmak istiyorum. Çünkü hasara baksana abi, 212. En azından diğerinden bir tık fazla yani. Şimdi diğerinin vurduğuyla bunun vurduğu arasında tabii fark olacak. O yüzden yanlış tüfeği aldın kardeşim. Kendime de kardeşim diyorum ya. Değişik adamım. Tamam, şu sera zımbırtısını koyalım abi. Şimdi bize seralardan sera. Şu ve şu lazım. Pekala. Tabi metal külçe de lazım. Birazcık metal eritmemiz gerekiyor. Mesela nasıl metal toplarız? Onunla alakalı çok mantıklı bir davranışta bulunayım hemen ben size. Nerede benim çek sıpası? Argentavis level atlamış. 1 dakika. Ağırlık hareket hızı. Okey. Yürü bakayım. Buraya bir yere koymuştum galiba ben bunu. Heh. Yo. Lan. Demin burada bir savaş çıktıydı. Ha bak, araya girmiş. Eşek eşek. Gel buraya. Tamam. Kendime bir level vereyim. Tabii ki direnç. En büyük problem o. Evet, böyle alıyorsunuz abi üstünüze. Tamam mı? Gidiyorsunuz herhangi bir metal olan bir yere. Topluyorsunuz metali, böyle bu şekilde taşıyorsunuz. Tabii sizde bu arada modları atıyorum artık. İki tane mod var. Ya normalde seri modsuz. Ama benim kullandığım modlar, ben render yapmadığım için videolarda hani onları görmezden gelin. Hani şimdi bazıları diyecek ya, modsuz diyor, mod kullanıyor ya, ama yalancı adammış falan diye düşünenler olursa onlara cevaben bunu söylüyorum.
Canlarım ciğerlerim, yanlış anlaşılmasın. Ben mod kullanmamın sebebi render yapmadığım için. Çünkü zaman kaybetmem, zaman kaybetmemem lazım. Bir yerden bir yere giderken hızlı hareket etmem lazım. Yavaş yavaş gidemem yani. Öyle güzel yedi ki şeyi, canım çekti. Tamam, dön bakayım. Kaç metal oldu abi? Böyle metal farmlayabilirsiniz. Ağırlık bilgisayar atar. Yürü lan. Hadi. Dediğim gibi bu bölüm farm, marm, ıvır zıvır işleri göstereceğim benim. Ağırlığı ne kadar oldu? 1600 oldu. Şimdi kartal ne kadar taşıyor bilmiyorum ama bakalım. 3000'e kadar taşıyabiliyor abi. Onları da alalım. Metali de alalım. Tamam. Gidebiliriz. Hem metali hem taşı, hem metal hem taş taşıyor. Haberiniz olsun. Bir dakika. Beceremedik o işi. Tamam. Gayet iyi. Hem metali ağırlığını azaltıyor, hem de taşın ağırlığını azaltıyor. Aynı zamanda çakmak taşının. Hani Ankylosaurus'un özelliği arkadaşlar, göstereceğim bak ben size. Bilmeyenler vardır diye söylüyorum bunu. Hani bu oyunu ilk defa oynayan insanlar da var. Bilenler demesin ya, biliyoruz ne anlatıyorum falan diyen olacaktır elbet. Öyle değil. Bu oyunu sadece siz oynamıyorsunuz. Hiç bilmeyenler de oynuyor. Tamam. Bakın şimdi 75 kilo üstünde. Benim üstümde 500 kilo. Hani siz buradan anlayın yani. Ya bak ben kaç kiloyum? Aa, bir tane daha alacağım, ağırlığım dolacak. Bir daha alacağım, doldu. Bak gördün. Hemen ağır oldum. Şimdi bin bin dağıtacağız abi bu zımbırtılara. Önce şuna koyalım. Bunda hiç yoktu. Heh. Bin buna. Bin buna. İki hala. Bayağı topladık zaten. Bir, iki, üç tane alabiliyorum. Taşları da alacağım. Bir, iki. Çünkü bunlar neden önemli? Bizim artık şeyi yapmamız lazım. Motorlu tekne yapacağım, motorlu tekneyle falan gideceğiz. Çok işimiz var. Yok. Var mı içinde atmadığım? Şu bana da koy abi. Tamam, yeter. Yeterince var zaten. Okey. Tabancamız da tamam. Bir deneyelim abi. Peki. Ve bu tabancayı bir denemek istiyorum. Hani bir giga daha vardı ya. Bunu bulsak keşke. Yeşil droplardan güzel şeyler çıkmıyor abi. İzin verir misin? Şurayı da sera haline getirmemiz lazım. O yüzden bize metal lazım. Şu eşol eşeğe bir daha bakacağım abi. Belki. Ama benim dediğim gibi abi dağın içine girdi o ya. Dağ bug'ı var. Dinozor büyük olduğu için dağın içine girmiş olabilir. Bunun içine. Böyle biraz daha gezelim abi. Böyle bir gidelim bakalım. Belki burada birilerini kovalamıştır. Bir yere gitmiştir falan. Pişman. Olur mu olur. Şu an iki tane gigadan bir tanesi kaldı. Bir de yüksek levelli olanı kalsaydı keşke. Yani evcilleştirmenin bir faydası var mı? Yani bana bir faydası yok tabii ki ama değişik bir hayvan arıyorum ya. Gelmişken. Allosaurus evcilleştirmeyi deneyebilirim. Onlar da şu taraftaydı galiba. Bir tane atımızın yanına şeyde evcilleştirebiliriz bir tane. Bir at daha yani. Oğlum Allosaurus burada değil miydi ya? Bak Allosaurus bile kaybolmuş. Gördünüz mü? Bak yok. Burada gezen Allosaurus yok işte abi. Benim dediğim işte bu. Buradan bir yere gidiyorlar abi. Kayboluyorlar burada. Bug var herhalde. Anlamadım ki. Neyse. Bir umuttu bizimki. Umudumuz yarıda kaldı. Yapacak bir şey yok. Üzdü. Daha başka yırtıcı farklı dinozorlar da var.
Onları da evcilleştirebilirdik ama şimdi golemi tanıtayım ben size. O kadar evcilleştirdik. Bir binelim bir zahmet. Golem ne işe yarıyor? Arkadaşlar 10.000 canı var. Hareket hızı var. Fiziksel hasar. Şimdi golemin özelliği şu. Bir sağ tık özelliği var. Böyle kaya fırlatıyor. Ben mesela şunlara gidip saldıralım abi. Al şimdi kayayı fırlat abi şunlara. Olmadı. Bir daha at. Aynen böyle. Sonra böyle var. Bir de şöyle var. Ha böyle yani. Hareket bu abi. Bir de et de topluyor yalnız. Bunun leveli kaçmış ya. Bayağı yüksek leveli varmış onun. 140 level. Golemin özellikleri Hubble'lar. Evet birazcık fiziksel hasar verelim. Şimdi gelelim taşlara. Böyle geliyorsunuz taş ya bunlar. Böyle bir koyuyor abi taş. Bir koyuyor taş. Bir daha vuruyor taş. Böyle istediğiniz kadar taş toplayın. Taşı da hafif taşıyor üstünde galiba. Bildiğim kadarıyla yok taşımıyormuş bu. Bunda öyle bir özellik yokmuş. Ağırlık fiziksel hasar. Evet. Yani dediğim gibi C'ye basınca yumruk atıyor. Ondan sonra sağ tıka basınca kaya fırlatıyor. Sol klik normal saldırısı. Yani fazla koşmuyor. Hızlı değil yani. Eşek gibi bir şey yani. Heh, böyle. Tipi de böyle. Şöyle bir tipsiz şekilsiz bir şey. Şimdi mamuta gelelim abi. Mamutun space tuşuna basınca abi odun topluyor demiş biri. Bakalım topluyor mu? Evet odun topluyormuş. Buradan teşekkür ederim canım benim. Çok sağ ol. Evet. Mamutun odun toplamasını öğrenmiş olduk. Space tuşu. Bizim eşek sıpaları var burada. Bu eşek sıpalarına bir şey yapmak lazım bunlara. Bunları şimdi burada serbest bırakırsam kaybolup gidecekler. Ama ve lakin serbest bırakmak da istiyorum bir yandan. Zaten öldüremez bunları kimse de. Serbest bıraksam mı acaba? Abi ikisinin de leveli yüksek ya. Bunlara bir meyve falan koymak lazım. Meyvemiz falan da yok. Neyse abi şu pohları alalım. Kayboldu. Kötü oldu. Var mı pırtlayan? Pırt. Pırt var mı pırt? Yok. Pırtlayan yok abi. Böceğim. Oğlum. Aslanım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen bakayım? He? Kapıyı, ama kapıyı kilitlemişsin. Öyle olmaz. Heh. Bu arada sürekli soranlar oluyor. Eğer şu an izleyen varsa o soruyu soranlar. Bir hayvan üstünüze aldığınız zaman diyelim bir tane hayvanı aldınız diyelim üstünüze. Bu da bizim spa nerede? Ya şimdi bunu aldık. Omzunuza alıyor bunu normal şartlarda. Hani omuza gelen dinozorlar için söylüyorum. F tuşuna bak basmak değil. Basarsan atmaz. İki kere basacaksın. Tık tık. Atar. Anladınız mı? Unutmayın bak bunu. F tuşuna basıp değil. Bastığınızda atma. İki kere basacaksınız F'ye. Tak tak. O zaman atar üstünüzdeki dinozoru. Haberiniz olsun. Bilmeyenler için söylüyorum bunu. Başka silah deneyecektik. Deneyelim abi. Burada bir drop vardı. Hem drop'a gidelim hem silah deneyelim. Nerede benim kuşum? Silah. Örümcek. Örümcek evcilleştirebilirim aslında ama denesek mi ya? Yanlarına yaklaşmak çok zor ya. Öldürebilirler beni yani. He, mesela örümcek nasıl evcilleştirir? Hemen şuradan böcek savar diyorsunuz. Öğreniyorsunuz. Limon ve havuç istiyor. Limon ve havuç içinde hemen sera sisteminizi devam edelim. Burada birazcık metal olmuştur. Yanlış şeyi aldık. Bunu alacaksın. Buna gerek yok. Ben bunu niye aldım ki ya? Dalgınlığıma geldi. Neyse. Burada iki tane birden eriyor.
Bu. Bunu erimiyormuş. Diğeri bitmiş abi. Evet. 1, 2. 1, 2. Tamam. 1, 2. Kalanı bunu yap abi. Yettiği kadar diyelim. Tahminimce kristal istiyor bu. O yüzden bittik. Kristal toplamamız lazım. Çok susadım ya. Serayı bir an önce bitirmek istiyorum ya. Taş var mı? Burada var. Ben şundan boru işine başlayalım abi. Şunun için odun istiyor birazcık. Tamam, şunu al abi. Bir, iki. Bir tane yeter ya. Bunları al bakayım. Bunu da al. Tamam. Yapabildiğimizin bir kısmını yapalım şimdiden de. Uğraşmayalım. Evet. Bu buranın. Tamam. Bu buranın. Çok parlıyor ya. Gözüm şişe oldu. Şey etti gözümü. Tamam. Kapıyı da şöyle koyduk mu? Duvarı da şöyle koyduk mu? Bize tavan da lazım tabii. En başta. Sera etkisi burada olmaz abi. O yüzden sera etkisi olması için havanın da bitmesi lazım. Ayrıca 4, 8 bayağı bir malzeme lazım. Tamam, biz o zaman boru işini halledelim abi. Değil mi? Nasıl yapıyoruz? Hemen göstereyim size. Buradan düz boruyu alıyorsunuz abi. Tamam, şöyle. Böyle bir. Dışarı biraz çıkacak şekilde. Düz değil mi? Düz abi. Okey. Evet abi, şimdi taş su borusunu alıyorsun buradan. Tamam mı? Sonra bunu alıyorsun abi. Böyle böyle devam. Şeye kadar gideceğiz. Ben niye eve gidiyorum ki? Akıl demiş, akıl gel demiş, bana takıl. Takıl bana. Takil bana, takil. Tamam. Şincik bunu koyamıyoruz çünkü bize paralel olanı lazım. Şu. Sonra bunu da koyduk mu? Burası okey. Buraya kadar okeyiz abi. Sonra dik boru yapacağız şimdi. Hani şöyle. Dik boru. Olmadı. Boru diyelim. Dikey boru herhalde o. Dikey olarak geçiyormuş bu arada. Şunu da yapalım. Dikey boru. Tamam, bir. Onu taktık. Çok güzel. Böyle taktık değil mi? Evet. Sonra buraya geliyoruz abi. Bir, iki. Tamam, önce bunu koyuyorsunuz. Sonra bunu koyuyorsunuz. Sonra buraya bir. Buna gerek yok. Bence. Gerek var mı ya? Kötü durur. Aşağı paralel yapalım. Hani şey mantığı. Yerde sulasın. Yani. Şöyle. Bence hoş bir hoş bence çok uydur. Şöyle bu. Heh. Yani evin şekline göre değil mi abi? Bence çok güzel oldu. Bilmiyorum ama bence oldu abi. Yani sera etkisi var mı? Var abi. Yani yeter yani. Orada çünkü tavan olduğu için var. Diğer taraflarda tavan olmadığı için sera etkisi maalesef yok. Ne bize biz bundan yapacağız. Bir dakika. Benim üstümde kalsın, önemli değil. Ben odun al biraz. Buraya gel. 1, 2. Tamam. Taşı, odunu vesaire atabilirsin abicim.
Gene sallanıyorum ben. Evet abi, bir buraya. Bir buraya. Buraya. Burada sera etkisi yok. Çünkü diğer tarafta tavan var. Buraya da tavan yapsam sera etkisi olacak. Yani kapatmama gerek kalmayacak yani benim burayı. Ya güzel olmadı mı? Arkadaşlar. Ha? Ben ne bileyim, bence çok çok güzel oldu ya. Şöyle bir ekran resmi almak istedim ya bir an. Vallahi bak. Süper oldu ya. Harika bir sistem kurdum ha. Bak bu taktiksel bir şey. Ya buradan içeriden boruyu birazcık kışını dışarıda bırakacaksınız. Buradan yukarı boru çıkacak, böyle içeri dağılacak falan. Hani bazı şeyleri böyle prensipli, hani böyle güzel yapmak oyunda sizi de böyle bir keyfe getirir. Hani bir şey böyle yan pil, mesela ev yaparken veya herhangi bir şey yaparken. Mesela şimdi bu evin kenarına göre ayarlı, görüyor musunuz? Ev şu şekilde ya, böyle. Yani normalde böyle direkt yanında olsa daha güzel olurdu. O ayrı bir şey ama buradaki şu sıkıntı olduğu için buraya koymam ki bu engelliyor zaten. İmkansızdı. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Buraya da koyardım ama burada da dediğim gibi bu sistem var. Bu sistemin hizasına göre ayarladım diyelim. Böyle çapraz çapraz değişik bir sistem yaptık. Umarım olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bizim tek sıkıntımız şu an, hala silaha deneyeceğim ben bu arada. Nasıl bayıltıyor diye hala bakacağız. Da at abi. Bölüm böyle bir bölüm oldu ya. Güzel bir bölüm oldu bence. Sera sistemini falan anlattım işte. Nasıl yapıldığını falan vesaire. Bir kristal toplayalım. Orayı da tamamlayalım. Ondan sonra bakarız. Buradan bir kristal toplayalım. Kristaller nerede? Hemen şuradan geliyorsunuz, dalıyorsunuz içeri. Hop, bak burada. Alın size kristal. Bir. Öteye beri gitmeye gerek yok abi. İleri kadar gidiyor. Buradan ileri kadar kristal abi. Ama ne var? Baş belaları var ileride. Baş belaları. Allahu Ekber. Ulan dedim, ne geliyor suyun içine? Lavun içinden dedim, ne çıkıyor anasını satayım, korktum ya. Korktum ya, dur 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 dur, bir şey deneyeceğim. Dur abi, şimdi bu kaç vuruyor? 91 vurdu. Ya canım benim, hata yaptın. Bana vurma da, git kime vurursan vur. Ama bana vurma. O zehri almak istemiyorum. Aman diyeyim. Gözünüz ya, yanayım, bana vurma. Git kime vuruyorsan vur. Aradaki fark yarıdan biraz fazla. Tabii şimdi denemek için Abasame Spy Glass olması lazım. O yüzden o da moda girdiği için, oyunu kolaylaştırdığı için kullanmıyorum. Mesela o oyunu kolaylaştırıyor. Özür dilerim. Oyunu neden kolaylaştırıyor? Bayıltabildiğin hayvanın tarporunu görebiliyorsun. Ona göre hareket ediyorsun. Ama diğer türlü görmediğinde daha zor oluyor. Yani bilmiyorsun yani. Bu da seni ister istemez oyunda birazcık zora sokuyor yani. Buna mütevellit. Kaç tane yapabiliyorsun? 10 tane. 10 tane istemiyorum ben. 4 tane istiyorum. Kalanla da tavan yap abi. 6 tane. Tamam. Birazcık daha kristale ihtiyacımız var. Gitmişken keşke toplasaydık biraz daha. Griffin'cim. Sakin ol bebeğim. Tamam. Buranın kralı sensin. Zaten kral gibisin. Aslansın. Tamam mı? Aslansın. Kafanın üstüne kuş şeyi geçirmişler. Bacakların aslan. Bir de kanat takmışlar. Sen çok değişik bir şeysin. Tuhafsın. Aslansı kartal gibi bir şey. Oldum bilmiyor mu? Lava bak, lava yakar vallahi. Is. Is yapar abi. Kristal daha da lazım da şu an kristalle uğraşacak vaktim yok. Bir an önce bitirelim. Ekim işine geçelim abi. Tarlayı ektim, biçtim.
5 kabak oldu. Diyelim. 1, 2. Okey. 1. Bunları da alalım. Evet. Hazır. Tamam. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Böyle olmaz o iş. 6, 7, 8. Evet, bu kadar. Ama bak, bunu yaparsan kızarım. Oyun. Heh. Çok güzel oldu ya. Ben çok beğendim abi. Çok bir şekilli şukullu bir şey olmadım ya. Abi şahane oldu ya. Sera sistemi. Böyle içeri girip şöyle tam şu şekilde böyle şöyle bir ekran görüntüsü almak istiyorum ha. İşte bu ya. Müthiş. Çok beğendim lan. Valla hani şey hayallerindeki böyle bir şey gibi. Ben böyle evleri falan çok seviyorum ya. Hoşuma gidiyor. Evet, birazcık taş var mı? Saman, odun. Şuradan taş ver. Buraya atmıştım taş. Yap bakayım şunu. Al abi sen şunları şimdi. Sen gel bakayım. Böyle adam gibi. Kapıyı kapatır mısın? Koyamıyorum da. Hani aşağıda olsun daha iyi. Daha rahat girelim. Okey. Hemen gidelim abi şuradan. Sebzemizi, meyvemizi alalım. Hak. Selamun aleyküm. Gelelim mi? Mirva. Şimdi 1, 2. Peki. 1, 2, 3, 4 abi. Okey. Narko meyvesi de üretmek istiyorum. Sadece şimdi buraya öyle yapalım. 1 2 4 1 2 Evet abi, tarlayı ektik biçtik. Bu kadar. Bunlar böyle büyüyecekler abi. Okey. Ejderhaya binip birazcık gezmemi isteyen kardeşlerim oldu. Binelim bakalım. Birazcık kapışalım. Ejderha fight. Kaç levelsin lan sen? 145 levelmiş lan. Bronto. Bronto yanıyorsun lan. Raptor evci iyileştirmedik ya. Oha. Oha. Bu arada bunu götürebiliyorum ha boss'a. Öyle bir özellik de var. Benim Trike orada evcilleşmiş abi. Alabiliyor muyum ben seni? Dur abi, böyle alamıyorduk bunu, dur. Aynen. Evet. Aynen böyle alıyorduk. Gel bakayım. Yak çıktı. Oradaki kaç level? Bu arada ilk defa yağmur görüyorum.
64'te Ragnarok. Ragnarok ne ya? Lag dedim lan. Ragnarok dedim ya. Eşek. Abi gidiyorum ben ya. Kızdım kendime. Ulan ne konuşmayı bilmez herifmişim ya. Yumurta çalalım lan. Yüksek levelli yumurta çalmak istiyorum. Hızlıyız nasıl anasını satayım. Allah. Oğlum. Lan şimşek. Tövbe estağfurullah. Dibimde çaktı lan resmen. Buradan görmek sıkıntı. Görebilecek bir nokta bulmak lazım. Dur. Evet, bir tane ateş ejderhası var aşağıda. Kaç level abi bu? Gözükmüyor ki. Ejder yuvası gözüküyor sadece. Aha. Ejderhalar bu tarafta. Oğlum burada kimse yok lan. What the fuck? Nerede bunlar? Gördü geliyor ama. Gelsen ne olur oğlum. Ben yumurtayı aldım gidiyorum. Eşek ola eşek. Bunlar ateş ejderhası galiba. Yıldırım ejderhası burada yok sanırım. Buz var. Aha yıldırım var abi şurada. Alayım hemen dur. Buz da var orada. Bu zehir abi. Tamam canım tamam. Korkma. Korkacak bir şey yok. Kaçtık. Onlar bize yetişemediler. Sen için rahat tut. Bayağı yumurta çaldık abi. Gelen giden sanırım yok. Daha da gelmezler herhalde. Hızlı olduğumuz için yaklaşmaları imkansız da. Yani şimdi ne çaldım bilmiyorum. Buz ejderhası mı, elektrik mi, ney? Şimşek mi? Böyle bir ne abi bu? Yıldırım 100 level. Wow. Biri istemiş de abi yıldırım ejderhası çalar mısın diye. O kardeşime gelsin buradan bu. Heh. 15 level. 95 level. Bunu da koy. Heh. Bunu koymayacağım abi. Gerek yok. Daha değişiğini çalarız. Döllenmiş yumurtayla. Yanaba nerede? Gel lan buraya. Yemedi. Niye yemiyor? Affet beni. Böyle olsun istemezdim. Ama senin o yumurtayı yemen lazımdı. Sanırım bu yumurtayı yemiyor. Anladığım kadarıyla. Neyse bunların ne kadar süresi var? Bir ateş ejderhamız var aslında ama. Bir tane daha gerek var mı ya? Kaç levelsin sen? Ben daha büyük levellisini evcileştim. Bu diğeri kaç leveldi? 120. Yani. Karışık. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Yani yumurta çaldık. İyiydi. Güzel bölümdü bence. Hem de seray sistemini gösterdim size. Dediğim gibi seray sisteminde meyve ve sebzelerden üretilen yani bunlardan çıkacak olan malzemelerle ister istemez tabi üretim eşya diyorum pardon yiyecek ıvır zıvır yapacağız. Onlar için gerekli böcek savar yapmamız lazım ki örümcek de öbür de ıvır da zıvır da onları rahat rahat evcilleştirebilelim. Hepinizi çok seviyorum.
Esenlikle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah. Bay bay.